Bu derste internet sayfaların olmazsa olmazları olan sitede gezintiyi kolaylaştıran, aranan sayfaları daha rahat bulunmasını sağlayan ve mevcut sayfaları kategorize eden menü alanından bahsedeceğim. Benim mevcut temamın maalesef menülere destek vermediğini belirterek başlayayım. Sizin belki kullandığınız temalar doğal olarak menülere destek veriyordur. Peki menüler nedir esasen? Arkadaşlar ben benim temam menülere destek vermediği için burada da yazdığı üzere bakın menüleri desteklemiyor. Yan sütunlara, temanın yan sütunlarına oluşturduğunuz menüleri ekleyebilirsiniz şeklinde bir alan var. Ben sayfanın sağına ekledim bunları. Ama farklı bir tema kullanırsanız menüler gerçekten de gözü hoş görecektir. Özellikle menüleri destekliyorsa. Bakın ben burada 2011 temasının bir ön izlemesini açtım. Bakın başlangıç hakkımda. Bu başlangıcın kaldırılacağını ayrıca belirteyim size. Böyle bir sayfa olarak kastettiği şu mevcut sayfa. Altta her zaman yazıları giydiğiniz yazıların üst üste bindirildiği sayfa. Hakkımda sayfası, iletişim sayfası, WordPress dersleri. Dikkat ederseniz bunların alt menüleri yok. Sub menü diye geçiyor. Sub menüleri yok. Doğru. Neden? Çünkü benim halihazırda ortaya koyduğum 3 sayfa var. Yazılarla karıştırmayın. Sayfa var. Menüler alanına giriyorum. Bakın. WordPress dersleri hakkında iletişim alanları karşıma çıktı. Pekala. Gelelim menü oluşturmaya. Menü oluşturmak, farz edin burası yok. Menü oluşturmak için ben şu menüyü silmeyeyim de yeni bir menü oluşturayım. Menü ekle alanına basıyorum. Karşınıza alan çıktı. Menü ismi yeni menü şeklinde bir alan yapayım. Yeni menü. Menüye isim verdikten sonra menü oluştura basıyorsunuz. Pekala. Özel bağlantılar buna değineceğim. Sayfalar. Menülerinize buradan sayfalarınızı oluşturduğunuz sayfaları ekleyebilirsiniz. Zaten oluşturduğunuz sayfalar burada yok diye endişelenmeyin. Buraya ekleniyor otomatikman. Yani olmama durumu yok. Hepsini seçiyorum. Menüyü ekleye basıyorum. Sağ tarafı eklendi. Sağ tarafı eklendiğinde yapacağınız en güzel şeylerden biri şu. Yukarı aşağı taşıyabilirsiniz bunları. Devam ediyorum. Alt menü oluşturmak isteyebilirsiniz. Yani hakkımda ya da şöyle diyelim daha düzgün olsun. WordPress derslerin altında hakkımda çıksın. Ayrı bir menü. Yani bakın burada dikkat ederseniz 3 tane alan olacağına 2 tane alan olsun. Hakkımda alanı WordPress'in altında bir başlık olsun, menü olsun, alt menü olsun. Hakkımdayı basılı tutup biraz sağa çektiğinizde bakın bir girinti oluştu. Bırakıyorum. Menüyü kaydete bastığım anda mevcut menümde bu alt menü olarak gösterilecektir. Mevcut menümde alt menü olarak gösterilecektir. Burada ben bunu normale çekeyim. Normal bir menü olarak karşıma çıksın. Özel bağlantılar seçeneği var. Bazen arkadaşlar internet sayfanızı hazırlamamışsınızdır. Ama bir tane menüdeki bir tane linkin şöyle gösterelim. Hakkımda sayfası olsun. Hakkımda sayfası yok aslında. Öyle bir sayfa yok. Ama ben bir tane internet sitesine gitmesini istiyorum. Kişi buradaki menüye bastığında bir link olsun burası ve o sayfaya gitsin. Yani illa sizin sayfa hazırlamanıza gerek olmadığını belirtiyorum. Bir link atacaksınız buraya. Dolayısıyla öyle bir sayfa yoksa ama siz de bunu eklemek istiyorsanız mesela Google ekleyelim şuraya. Etiketi Google yapıyorum. Menüye ekleye basıyorum. Menüye ekleye bastığımda ve menüyü kaydettiğimde Google seçeneği burada çıkacaktır ve kişi bu alana tıkladığında Google sayfasına gidecektir. Yani tekrar ediyorum illa bir sayfayı belirtmenize gerek yok. Özel bağlantılar sayesinde sizler link de oluşturabilirsiniz. Sadece adı yazan bir link. Bakın burada özel yazıyor. Dolaşım etiketi Google yazıyor. Universal Resource Locator yani adresi, kısaca adres diyelim, yazıyor. İletişim seçeneğindeki mesela alana tıklıyorum. Orijinal sayfası, iletişim sayfasıymış. Bakın aşağıda linki de var. Vazgeçe basabilirsiniz. Kaldıra basabilirsiniz. Kaldıra bastığınızda
otomatikman ortadan kaldırıyorsunuz. Tabii bileşenler alanında olsaydınız bunları tutardınız. Sol taraftaki bileşenler alanına atardınız. Onlar kaldırılıyordu. Fakat vazgeçe bastığınızda burada işlemden vazgeçebilirsiniz. Kaldıra bastığınızda da değinmek istediğim buydu. Menülerinizi kaldırabilirsiniz. Hatta ben komple buraya gelip menüyü siliyorum. Ha, bu arada ekran tercihleri alanında çeşitli tercihler var. O alanlara pek bulaşmak istemiyorum. Size öyle diyeyim. O alanlara hiç girmek istemiyorum. Ama şunu da unutmayın. Mesela bakın burada yazılar sayfası aslında iyi bir özellik. Buna değineyim. Yazılar sayfasında sizler yazılarınızı da mevcut, yani düşünsenize yazınızı bir sayfa halinde buraya vermek istemeyebilirsiniz. Buradan da menüye ekleye basarak mevcut yazılarınızı da menü şeklinde sokabilirsiniz. Bu güzel bir özelliktir. İlla sayfaları koyacaksınız diye bir özellik yok. Menüyü silerek işlemi sonlandırabilirsiniz.